Her yerde seni arıyorum. Çıkar mısın? Yalnız kalmak istiyorum. Kusura bakma ama kalamazsın. Seni bulmayayım diye eve gitmediğini de biliyorum. Konuşmak istemiyorum. Yine bir tatsızlık olmasın. Çık lütfen. Kerim, sen böyle her sinirlendiğinde benim üstüme mi yürüyeceksin? Ne oldu sana ya? Anlamıyor musun? Bunca yıldan sonra bana yaptıklarını hazmedemiyorum. Ben sana bir şey yapmadım Kerim. Neden bunu göremiyorsun? Ya sen daha ne yapacaksın? Yıldız'ı dolandırdın, Yıldız'ı. Daha ne yapacaksın? Ben işimi yaptım Kerim. Biz ilk defa birini dolandırmıyoruz. Kız seni kapının önüne koydu, patronunla evleniyor. Kör müsün sen ya? Lafı çarptırma. Hem suçlusun hem güçlü. Sen bana yalan söyledin, yalan. Bu da yetmezmiş gibi bir de beni tehdit ettin. Beni sen mecbur bıraktın. O kadar emek verdik, asla vazgeçmem. Seni de vazgeçirmem Kerim. Zaten sen de çok gönüllü olsaydın Halit Bey'e bugün her şeyi açıklardı. Hala anlamıyorsun değil mi? Bizi düşündüğümden değil. O veya bu sebeple bu işi tamamlayacağız Kerim. Ama böyle gergin şekilde bitiremeyiz. Bizi hataya ittirir. Ben sana söyleyeyim. Bitsin gitsin diyorsun yani. Aynen öyle diyorum Kerim. Böyle çocuk gibi küs mü kalacağız? Bu seninle yaptığımız son iş. Tamam, peki. Dediğin gibi olsun. Hele şu işi bitirelim de. Ondan sonra oturup tekrardan konuşuruz. Belki o zaman bana olan sinirin geçer. Şimdi müsaade edersen çalışacağım. Bir dakika. Yarın Yıldız'ın kalan parasını hemen iade edeceksin. Tamam, oldu bir.